Limonlu vişneli tart için öncelikle vişneleri birazcık tavaya alıyoruz. Hafif suyunu salmalarını bekliyoruz. Daha sonra üzerine şeker ve nişasta ekliyoruz. Biraz daha pişiriyoruz. En son biraz limon suyu, biraz portakal suyu ekledikten sonra altını kapatıyoruz. Biraz ılımaya bırakıyoruz. Öbür tarafta hamurumuzu yapıyoruz. Hamurumuz için un, kabartma tozu, yumurta, tereyağı, limon kabuğu rendesini güzelce bir tart hamuru haline getiriyoruz. Ondan sonra kelepçeli kalıbımızın dibini bu tart hamuruyla döşüyoruz. Yaptığımız vişneli karışımın üzerine gezdiriyoruz. Hamurdan ayırdığımız parçaları da küçük toplar şeklinde tartımızın üzerine yayıp önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında güzelce pişiriyoruz. Dudova yapıyoruz, yani bir boşnak tatlısı yapıyoruz. Dudova için basit bir kurabiye hamuru gibi düşünün ama biraz daha yumuşağı. Un, su, yoğurt, şeker ve yağ birlikte güzelce yoğuruyoruz. Ve ondan şöyle güzel şekilli, üzerinde de çatalla iz yapacak şekilde tatlılar çıkartıyoruz. Yine bunları 200 derece fırında önceden ısıttığımız nar gibi olana kadar, altın rengi olana kadar pişiriyoruz. Birebir ölçekte şerbet yapıyoruz. Ilık şerbete sıcak tatlıyı yediriyoruz. Karnıyarık poğaça için öncelikle yaş mayayı karıştırma kabımızın içine alıyoruz. Üzerine birazcık ılık su koyarak mayanın aktif hale gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra diğer sıvı malzemelerini sırasıyla margarin, sıvı yağ, yumurta, yoğurt, tuz ve şekeri ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra ununu da aldık koyduktan sonra oldukça yumuşak, mayalı bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp minimum yarım saat mayalanmasını bekledikten sonra hamurumuzdan bezeler açıyoruz. Bezelerimizi elimizle tezgahımızın üzerinde birazcık açtıktan sonra ortasına iki tane çizik yapıp tam ortasına beyaz peynir, domates ve biber yerleştirdikten sonra onları bu vereceğimiz şekil haline getiriyoruz. Üzerine biraz sıvı yağ ile açtığımız yumurta sarısı sürerek önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Tavuklu patatesli rulomuz için öncelikle iç harcını hazırlıyoruz. İç harcı için tavuk, soğan, sarımsak, yeşil biber, biraz zeytinyağı güzelce kavurup hepsini öldürüyoruz. Daha sonra içine domates salçası ve biber salçası koyup biraz daha pişirmeye devam ediyoruz. En son baharatını ayarlıyoruz. Tuz, karabiber ve kekik koyuyoruz. Daha sonra dış harcı için, yani patates püresi için patateslerimizi önceden haşlıyoruz. Biraz erimiş tereyağı, süt ve yumurtayla birlikte bir püre yapıyoruz. Tuzun biberini dengeliyoruz. Ben içine birazcık ekstradan da muskat koyuyorum. Yağlı bir kağıdı güzelce yağladıktan sonra patates püresini bir spatula yardımıyla yayıyoruz. Ortasına iç harcı koyuyoruz ve güzel bir rulo haline getiriyoruz. Daha sonra rulonun üstüne rendelenmiş kaşar peynir koyuyoruz. Önceden ısıttığımız fırında altın rengi olana kadar pişiriyoruz. Portakallı revani için öncelikle şerbetimizi tutmaya başlıyoruz. Şerbetimiz için portakal suyu, normal su ve toz şeker koyduktan sonra bunu birazcık koyulaşıncaya kadar kaynatıp kapatıp bekletiyoruz. Ayrı bir yerde revanimiz için yumurtalarımızı toz şekerle birlikte güzelce çırpıyoruz. Portakal suyu ve sıvı yağ ilave ediyoruz. Güzelce çırptıktan sonra kuru malzemesini, yani irmik, un, kabartma tozu ve portakal kabuğu rendesini koyduktan sonra kabaca karıştırıyoruz ve bir fırın tepsisinin içine koyup altın rengi olana kadar pişiriyoruz. Daha sonra sıcak revanimizin üzerine şerbetimizi döküp toz antep fıstığıyla birlikte servis yapıyoruz.